Doktor Elnara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın başlıyor. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. Genel cerrahi uzmanı yardımcı doçent doktor Can Karaca. Nasılsınız? İyi ki varsınız. Programımızda sizi görmek çok güzel. Biz sizi tanıyalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. İyiyim, sağ olun. Sizler nasılsınız? Sizler de iyi ki varsınız. Bizler de çok iyiyiz. Çok teşekkür ederiz efendim. Yeni bir hafta çok enerjik geldik. Evet, enerjiniz çok güzel, çok pozitifsiniz. İsmim Can Karaca, genel cerrahi uzmanıyım. Obezite ve metabolik cerrahi ile ilgileniyorum. 2012 yılında genel Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nden genel cerrahi uzmanlığımı aldım. 2010 yılından beri şeker hastalığı ameliyatıyla ilgileniyorum. Türkiye'de ilk yapan ekibin içindeydim uzun yıllar. İlk yapan doktorlardan biriyiz. Daha çok ilgi alanlarımız obezite ve metabolik cerrahi. Şimdi şekere de belki ilerleyen dakikalarda benim ilgi alanım olduğu için ister istemez değiniriz belki, ama ilk önce aslında sizin dilinizden bir şişmanlık hastalığını, obeziteyi bir anlatalım bilmeyen izleyicilerimiz için. Nedir? Obezite de söylediğiniz gibi, obezite bilinmesi gereken en önemli şey bir hastalık olduğudur. Obezite vücutta normalden fazla aşırı yağ birikmesine bağlı olarak kişinin yaşam kalitesini ve yaşam süresinin olumsuz etkilenmesidir. Kadınlarda vücut ağırlığının 1/3'ünden fazla, erkeklerde 1/4'ünden fazlası yağ dokusundan oluşuyorsa obeziteden bahsediyoruz. Yeri gelmişken o indeksi bir yeniden hatırlatalım mı izleyicilerimize? Nasıl anlayacaklar doğru olması gereken kilolarını? Evet, yağ oranı dışında bir de vücut kitle indeksi dediğimiz bir kavram var. Kişinin vücut ağırlığını boyuna 2 defa böldüğümüzde elde edilen bir değer var. Bu değer eğer 25'in üstündeyse fazla kilolu diyoruz. 30'un üstündeyse artık birinci derece obeziteden bahsediliyor. 35'in üstünde ikinci derece obez. 40'ın üstü olduğu zaman artık morbid obezite, hastalık düzeyinde obeziteden bahsediyoruz. Ve 3. derecedeki obez hastaları ameliyat söz konusu oluyor. 2. derece obez hastalarında ek hastalığı varsa insülin direnci, karaciğer yağlanması, kolesterol yüksekliği gibi. Daha ne olsun zaten hocam. O zaman da ameliyattan bahsediyoruz. Benim duyduğum bir şey var. Şehir efsanesi mi? Hazır sizi yakalamışken sormak istiyorum. Çocukların 9 yaşında bulundukları kiloları ilerleyen ömürlerinde mutlaka etkili oluyormuş. Bu doğru mu? Belirleyici oluyormuş ya da? Tabii ki kilo, zaten kilolu kişiler normal kişileri kendi yaşıtlarına göre 10 yıl daha az yaşıyorlar. Obezite öyle bir şey ki, anne sütü, yani bebeklik döneminden bile beslenmeniz önemli. Anne sütü alan çocukların obez olma ihtimali çok daha düşük. Yani anne sütü bile de, anne sütüyle nasıl bile beslenmeseniz, bir mucizeyse. Evet, çok büyük mucize anne sütü. İçinde her şey var. D vitamini hariç her şey var. D vitamini de güneşe çıkalım diye muhtemelen yok. Mağaralarda yaşamayalım diye muhtemelen. Çocuklarda da şu an obezite çok yaygın. Ülkemizde de 10 çocuktan biri obez. Avrupa'da da böyle obezite giderek artıyor. Çocuklarda 0-5 yaş arasındaki çocuklar bile obez. Onun nedenlerinden biri artık televizyon izleme yaşı 2,5 yaş artı eksi 1'e düştü. Yani 1 yaşındaki çocuklar bile günde ortalama 2 saat televizyon izliyorlar. Sürekli tabletler, sürekli telefonlar. Ve çocuklar 8-15 yaş arasındaki çocukların %90'ını televizyon izlerken ya çikolata ya cips ya kek, mutlaka şeker oranı yüksek gıdalarla besleniyor. Bunlar da obeziteye yatkınlığı artırıyor. Şimdi nedenlerini anlatıyorsunuz ama hocam bir konuya değinmek istiyorum. Obezite ve şişmanlık aynı şey mi? Bir de nedenleri neler? Yani anneler, babalar çocuk yaştan nelere dikkat etmeli? Nelere dikkat etmeleri gerekiyor? Çocukları bir kere annelerin gözünde hiçbir çocuk doymuyor. O psikolojiden kurtulmaları lazım. Evet. Tablette, televizyon karşısında yemek yedirmemek lazım. Çocuk yemeğin tadını alması gerekiyor. Tabağı bitirmeden hiç kimse şey diyor ya anneler. Ama yemiyor. Evet. Yani yapacak bir şey yok. Muhtemelen bazı anneler bana kızıyordur. Tabii çocuğu yok, öyle konuşuyor falan orada diye. İnşallah olur bu arada. Ama çok sevdiği yeğeni var yani. Hiç yediriyor musun yemek ona? Yedirmez miyim? Ben bayağı uzun bir süre baktım ufak kardeşime de. Neyse, evet. Konumuza geri dönelim. Yani çocuk özünü yine dile getirdi. Çok teşekkür ediyorum Zeynalcığım. Evet. Şöyle bir durum var. Sonuçta çocukların... ne kadar yediği, ne zaman doyduğu aslında onların birey olarak karar verebilme mekanizması geliştiği anda başlıyor değil mi? Onlara biraz da müsaade de etmek tabii lazım. Tabii ki müsaade etmek lazım. Şimdi çocuklarda obezite çok diyoruz ya. Obez olan çocukların annelerinin %80'i çocuğun obez olduğunu farkında değil. Of. Sadece %10'u, yani 10 anneden bir tanesi obez çocuğun bu kilosundan endişe duyuyor. Çoğu endişe duymuyor.
hala obezite sağlıklı bir şeymiş gibi algılanıyor. Anne diyor ki yesin de nasıl olsa büyüyünce zayıflar diye bir algımız var ama aslında çok kötü. Çünkü çocuk küçük yaşta organlarına zarar veriyor. Karaciğer yağlanması oluyor. Küçük yaştaki çocuklarda artık mesela tip 2 diyabet var. Normalde tip 1 diyabet çocuklarda gözükür. Artık çocuklarda bile tip 2 diyabet gözükebiliyor. 10 yaşından küçük çocuklarda bile gözükebiliyor. Yanlış algılama var işte. Bir çocuk kilolu mu oldu buna bir şey olmaz maşallah. Evet, maşallah diyoruz ama aslında tam tersi. Yani psikolojisi etkileniyor, hücreleri etkileniyor. Kalp damar sistemi etkileniyor, solunum sistemi etkileniyor. Obezite bütün sistemleri etkiliyor ne yazık ki. Mesela Bakü'de biraz, değil Bakü'de, Azerbaycan'da biraz kilolu mu oldu çocuk? Onu misafirliğe falan götürmüyorlar ki nazar falan değmesin diye. Gerçekten mi? Eyvah eyvah. Bu arada kilolu doğan... Azerbaycan'a da yeri gelmişken sevgilerimizi, evet, saygılarımızı tabii gönderelim. Siz bir şey söyleyecektiniz. Kilolu doğan çocukların annelerinde de diyabet olma olasılığı ileriki yıllarda artıyor mesela. Ya gebelikte diyabet olabiliyorlar. 4 kilonun üzerinde doğan kişiler mesela ileride diyabet olma, şeker hastası olma ihtimali artıyor. Yeri gelmişken de onu söyleyeyim size. Az önce biraz değindiniz ama Türkiye ve dünyada obezite sıklığı nedir? Yani neye göre belirleniyor? Şimdi hem gelişmiş ülkelerde hem gelişmekte olan ülkelerin şu an en önemli sorunu obezite. Terörden sonra en önemli sorun da bütün dünyada obezite. Çünkü her geçen gün artıyor. En çok olan ülke Amerika. Amerika'da yaklaşık 3 kişiden biri obez. 2040-2050 yılında 2 kişiden birinin obez olacağı beklentileri var. Ve Dünya Sağlık Örgütü'nün önümüzdeki dönemdeki çalışmaları şu anki obezite hızını azaltmak değil, bu hızla tutarsak başarılıyız diyor. Yani o kadar tehlikeli boyutta ki hızı azaltma ihtimalimiz bile şu an gözükmüyor. Türkiye'de de ne yazık ki durum böyle. Türkiye'de de 5 erkekten biri, 5 kadından ikisi obez. Kadınlarda obezite daha fazla hem dünyada hem ülkemizde. Çocuklarda da ülkemizde obezite çok giderek artıyor. Hocam durum çok kötü. Evet. Ama tedavi yöntemleri nelerdir? Ameliyat mı yoksa başka bir tedavi yöntemleri var mı? Tedavi yöntemleri obezitenin dediğini gibi tedavisinde birçok yöntem var. Bunun için öncelikle diyet, egzersiz, gerekirse ilaç tedavisi denenmesi gerekiyor. Eğer bunlarla baş edilemezse ve ama hastalık hocam, düzeyinde obezite varsa... Ama hocam yeri gelmişken onu tekrarlayalım. Mutlaka ve mutlaka ilacı doktor kontrolünde tabii almalılar ki, değil mi? Sadece ilaç değil, diyet de. Ya diyetisyen ya da doktor kontrolünde olması lazım. Obezitenin mesela bir nedeni çok enteresan gelebilir seyircilere. Çok sık aralıklarla düşük kalorili diyet yapmak da sizi obez yapıyor. Çünkü çok sık aralıklarla çok düşük diyet yaptığınız zaman vücut diyor ki kıtlık mı var, savaş mı var? Yediğiniz her şeyi yağ olarak depolamaya çalışıyor. O yüzden mutlaka diyeti de sadece ilaç değil, diyet de ya doktor ya diyetisyen kontrolü mutlaka olması gerekiyor. Ya her şeyin fazlası zararlı. Bunlarla da baş edemiyorsanız o zaman cerrahi gündeme geliyor. Üçüncü düzeydeki hastalık düzenindeki obezitede en etkin tedavi yöntemi günümüzde cerrahi. Ameliyatlarla en etkin tedavi yöntemi oluyor. Ameliyatlardan biraz daha bahsedelim mi? Yani ne zaman ameliyat olunması gerekiyor? Vücut kitle indeksiniz 35'in üstünde, ek hastalığınız var ya da vücut kitle indeksiniz 40'ın üstünde, hiçbir hastalığınız yok ve diyet yaptınız, kilo veremiyorsanız ameliyat gündeme geliyor. Morbid obezite olduğu zaman mutlaka ameliyat oluyor. Mutlaka ameliyat gerekiyor. Ameliyatlarda ne yapıyoruz? Ameliyatlarda artık kapalı dediğimiz laparoskopik yöntem. Gördüğümüz gibi mi? Evet, gördüğümüz gibi küçük deliklerden yapıyoruz. 5 ya da 6 delikten oluyor. Midenin yaklaşık tüp mide ameliyatı yapıyoruz en sık olarak. %80'ini alıyoruz. Mideyi zımba şeklinde aletlerle kesiyoruz. Mideyi küçük bir hale getiriyoruz. Bu bize 3 şey sağlıyor. Birincisi midenin yukarısında fundusta açlık hormonu salgılanan kısmı alıyoruz. Kişi daha az acıkıyor. İkincisi mide bu kadardı. 3 tabak yemek yiyordunuz. Mide hacminiz daraldı. Daha az yemek yiyorsunuz. Üçüncüsü yediğiniz yiyecekler mideden bağırsa daha çabuk geçiyor. Daha küçük bir yerde olduğu için burada yiyecek beklemiyor. Daha çabuk geçtiği için bizim asıl doymamız zaten bağırsaklarda oluyor. Biz yediğimiz yiyecek bağırsağa ulaştığında... Evet, öyle kitaplar da var. Beynimiz, ikinci beynimiz bağırsak diye. Bağırsağa gıda ulaştığında oradan bir takım sinyallerle beynimize gidiyor. Diyor ki artık bağırsağa kadar yiyecek geldi, yemek yemeyi bırak diyor ve biz yemek yemeyi bırakıyoruz. Asıl doyma mekanizması bağırsaklar. Bağırsağa geçişi hızlandırdığımız zaman kişi kilo vermeye başlıyor ve çok ciddi oranlarda sağlıklı bir şekilde kilo veriyorlar. Ameliyatın süresi ne kadar? Bir de öncesinde ve sonrasında hastanın, yani daha doğrusu danışanın yapması gereken şeyler neler? Ameliyatın öncesi bir kere ameliyat kriterlerini sağlıyor. Onu tespit ettik. Daha sonra bir ya da iki gün çok detaylı bir... Nedir o kriterler hocam? Çok özür dilerim, sözünüzü kesiyorum ama. Estağfurullah. İşte biraz önce söylediğim gibi obezite cerrahisi için vücut kitle indeksinin 40'ın üstünde olması ya da 35 üstü olup ek hastalığında olması, diyetle, egzersizle kilo verememiş olması obezite cerrahisi için.
Daha sonra bir ya da iki gün check-up yapıyoruz. Hastanın anestezi alması, herhangi bir sağlık engeli var mı? Ciddi bir kalp sorunu var mı? Hı. Akciğer sorunu var mı? Asıl kriterler bunlar hatta. Bunları tespit ettik. Sorun yok. Ameliyat olabilir diyoruz. Ameliyatı da alıyoruz. Ameliyattan bir ya da iki gün en fazla sıvı diyetle besleniyor. Sadece o kadar istediğimiz şey. Ondan sonra ameliyat sabahı antibiyotik yapıp ameliyatı alıyoruz. Ameliyat ortalama bir saat sürüyor. Bir saatin sonunda ameliyattan çıkıyorlar. Ameliyattan 6 saat sonra su içmeye başlıyorlar. Ertesi gün kalkıp yürüyorlar. 3 gün sonra da çok büyük bir oranda taburcu ediyoruz hastalarımızı. Ameliyat sonrası ne kadar süre içinde eski yaşamına dönebiliyor? Eski yaşam... Yine ertesi kişiye gün, göre değişir bu tabii ki. Tabii ki kişiye göre çok değişiyor ama ertesi gün kalkıp yürüyorlar. Eğer masa başı işi yapan bir kişiyse bir hafta sonra işinin başına geçebilir. Ama daha fiziksel aktivitesi olan işleri yapıyorsa ortalama hastalarımıza 20 gün rapor veriyoruz. Yani birinci ayın sonunda işlerin başına çok sağlıklı bir şekilde dönüyorlar. Birinci ayda zaten ortalama 10-15 kilo veriyorlar. Zaten 10-15 kilo verdikleri zaman artık daha rahat uyumaya başlıyorlar. Uyku apneleri düzeliyor çünkü birçoğunun uyku apnesi de eşlik ediyor bunlara. Daha rahat uyudukları için sabah daha dinç kalkıyorlar, işe daha enerjik gidebiliyorlar. Hayata daha fazla bağlanıyorlar. Evet. Hani o kadar ilginç, o kadar enteresan bir psikoloji ki. Hocam bu açık ve kapalı ameliyat arasındaki farkı da anlatalım mı biraz? Tabii. Şimdi bu ameliyatlar 1960'lardan beri yapılıyor. Ama bir 20 yıl sekteye uğruyor. Çünkü eskiden açık cerrahi yapılıyordu. Açık cerrahide yara iyileşmesi daha zor. Hastalığın hareket etmesi daha zor. Ama 90'lardan sonra teknoloji gelişti ve kapalı ameliyatları geçince, dediğim gibi hasta ertesi gün, hatta aynı gün kalkıp yürüyen genç hastalarımıza, ertesi gün kalkıp yürüyor, çok ciddi ağrısı olmuyor, kozmetik sorunları olmuyor. En büyük kesesi sağ tarafta 1,5 santim. En büyük kesimiz o kadar. Genelde yarım santim, 1 santimlik kesilerden ameliyat yapıyoruz. Masa başı işlerine hayata daha erken dönüyorlar. Bu da ne yapıyor? Hastayı yaşamdan uzak tutmadığı için çok daha konforlu bir hale getiriyor ameliyatları. Biraz da şeker hastalığından bizi ilgilendiriyor. Evet, şeker hastalığı da obeziteyle çok iç içe. Zaten şeker hastalığının %80'inin nedeni obezite. Biz şeker hastaları da ameliyat ediyoruz. Şeker hastalığı ameliyatımız çok daha farklı. Biraz önce bağırsaklardan biraz bahsettim. Şeker hastalığı, kandaki şekerin normal seviyeden yüksek olması. Neden yüksek oluyor? Vücudumuzda insülin denen bir hormonumuz var. Bu insülin, kandaki şeker, yemeği yedik, midemizden bağırsağa geçti. Bağırsaktan kana şeker, karbonhidrat geçti. Bu şekerin hücre içine girmesi lazım. Bunu da insülin sağlıyor. Eğer vücudunuzda yeterli insülin yoksa ya da hiç yoksa, o zaman kanda şeker yüksek seyrediyor ve şeker hastalığı oluyorsunuz. Bilimsel değeri de açlık şekerinizin 126'nın üstünde olması, tokluk şekerinizin de 200'ün üstünde olduğu zaman şeker hastalığından bahsediliyor. Bunları da ameliyatta ne yapıyoruz? Bağırsakların yerini değiştiriyoruz. Ne dedik? Yemeği yedik, bağırsağın son kısmına gittiğini, doyduğumuzu hissediyoruz ya. O zaman biz bu mekanizmayı alıp sonu başa taşıyoruz. Mideye dikiyoruz ince bağırsağın son kısmını. Böylece yiyecek oradan geçtiği zaman gene hormonlar salgılanıyor ve iştahımız baskılanıyor. Çok az yemek yiyoruz. Yani midemiz küçük olduğu için değil, bağırsağımıza daha erken yiyecekler geldiği için daha az yemek yiyoruz ve oradan bir takım hormonlar salgılanarak insülin salınımını artırarak şeker hastalığını kontrol etmiş oluyoruz. Şeker normal seviyede gidiyor. Kontrol edilebiliyor ama sonuçta, değil mi? Yani bir anlamda çare değil. Değil mi hocam? Yok, çare. Şimdi kontrol etmekteki amaç şu. Şimdi tıptaki birçok hastalığı ortadan kaldıramazsınız. Bir remisyon deriz. Yani remisyon, mesela lösemi hastalığı da ne yapıyor? Tedavi görüyor. Lösemiden kurtuluyor. Ama hayatın herhangi bir döneminde lösemi olabilir. Yani yine dikkatli olması, kontrol altında olması gerekiyor. Kontrol altındaki kastımız şu. 3 aylık şeker ortalamasının 7,5'ün altında olması, açlık şekerinin 126'nın altında, tokluğun da 200'ün altında, özellikle de 140'ın altında çekebiliyorsak biz şeker hastalığını tedavi etmişiz diyoruz. Yani şey demeyelim, aman ben ameliyat oldum şimdi işte gelsin baklavalar gitsin börekler, evet, gibi bir durum yok. Tabii ki yok ama mütevazı ölçülerde baklava da börek de yiyebiliyorlar. Ama ameliyattan bir kilo sonra baklava yememeleri yani lazım. Zaten o istediği kadar yiyemiyor yani. Biraz vücudu kandırmış olduğumuzdan dolayı erken doyuyor yani. Evet, erken doyuyor ve daha zaten eskiden mesela ameliyat ettikten sonra hastalarımız hep bunu çok söylerler. Diyelim eskiden ben çikolata seviyordum, artık ameliyat sonrası hiç canım istemiyor. Çünkü ihtiyacı yok. Neden ihtiyacı yok? Eskiden neden çok çikolatayı seviyordu? Kanında şeker var ama hücre aç. Hücre içine şeker girmediği için sürekli şeker istiyordu. Ameliyat sonrası hücre içine şeker giriyor, vücut doyuyor. Zaten çikolata, börek, pasta, börek istemiyor. Aha, biz kadınlar hep istiyoruz. Evet. diyabetin neden olduğu hastalıklar hangileri hocam? Şimdi şeker hastaları, diyabet hastaları mutlaka yanlarında kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliği, hipertansiyon eşlik ediyor. Zaten metabolik sendrom diyoruz. Metabolik sendrom diye bir tanım var. Obezite, şeker hastalığı, kolesterol yüksekliği, hipertansiyon ve karaciğer yağlanması. Bunların hepsi iç içe. Ve ne yapıyor bu? Bütün damarlarda hasara neden oluyor. Erişkinlerdeki körlüğün, görme kaybının en sık nedeni şeker hastalığı. Böbrek yetmezliğinin en sık
nedeni şeker hastalığı. Uzuv kayıplarının travma dışı, yani bir trafik kazası ya da herhangi bir kaza dışındaki kol bacak kayıplarının en sık nedeni şeker hastalığı. Şeker hastalığı bu takım hastalıkların neden oluyor. Bizim amacımız da ameliyatla bu hastalıkların ortaya çıkmasını engellemek ya da çok daha uzun sürede geç dönemde ortaya çıkmasını sağlamak. Bir genetik mi bu şeker hastalığı? Şeker hastalığının bir kısmı genetik. Genetik olanlar da var, genetik olmayanlar da var. Mesela benim ailede kimse de yoktu. İlk ben de çıktı mesela 20'li i̇şte yaşların başında. Işte genetik şeker hastası mısınız? Anne baba değil yani, ondan öncekilerde de olabilir yani gen olarak. Eğer ailenizde birinci derece yakınınızda şeker hastalığı varsa, diyelim çocuk doğurdunuz, yüksek kiloluysa, kolesterolünüz yüksekse, iyi kolesterolünüz düşükse, tansiyonunuz varsa siz prediyabetik deniyor. Yüksek riskli kişisiniz, diyabete adaysınız demek zaten. Yani şeker hastası doğulduğundan beri mi o hastalığı taşıyor ya da karşısını alabilir miyiz? Şimdi tip 1 ve tip 2 şeker hastalığı var. Tip 1 daha çok çocuklarda olur. Genetik yatkınlığı çok daha fazladır. Genetik etkenler daha fazladır. Tip 2 erişkin yaşta gözükür. Daha çok çevresel etkenlerden olur. Bunun dışında bir takım bazı enzim eksikliklerinde de şeker hastalığı oluyor genetik olarak. Hem genetik hem çevresel birçok faktörün birleşmesi de ortaya çıkıyor şeker hastalığı. Ameliyat sonrası nelere dikkat edeceğimizle ilgili daha detaylı anlatma şansımız var mı? Tabii hocam? Ameliyat sonrasında ilk haftamız çok önemli. İlk bir hafta, iki hafta sadece su, çay, çorbayla besleniyoruz. Diyetisyenle eşliğinde, diyetisyenle hastalarımızı görüyor. Hem ameliyat öncesinde görüyor, bir diyet programı hazırlıyor. Hem ameliyat sonrasında. Ondan sonra birinci ayda kontrol ediyoruz. Birinci ayda zaten birçok hastamızın şekeri normal seviyelere gelmiş oluyor. Birçok ilacı bırakmış oluyor. Ondan sonra, çünkü yurt dışından ya da il dışından gelen hastalarımız da var. Tabii ki üçüncü ayda, altıncı ayda yanımıza kontrol istiyoruz ama gelemeyen hastalara da kan tahlili yaparak, telefonla iletişim kurarak tedavilerini devam ettiriyoruz. Ve zaten çok rahatladıkları için, birçok ilacı bıraktığı için normal hayatlarına devam ediyorlar ilk bir aydan sonra. Bilmiyorum ne kadar yanlış, ne kadar doğru. Bir başımıza gelen bir kötü bir şey mesela korkudan şeker hastası olunabiliyor mu? Şöyle, LADA dediğimiz bir durum var. Erişkinde tip 1 diyabet çıkıyor. Normalde ne tip 1 ne tip 2 diyabet. Ani bir stresten sonra kişi de zaten şeker hastası olacaktı. Baskılanmıştı. Yani çocukluk çağında olmadı, erişkin çağda oldu. Ciddi bir üzüntüyü, bir yakınını kaybedebilir, işini kaybedebilir. Ciddi bir üzüntüden sonra aniden insülin depoları tükeniyor ve şeker hastası olabiliyor ama mutlaka öncesinde bir genetik yatkınlığın olması gerekiyor mu? Şimdi başlarda değindik, kalp rahatsızlığı, böbrek ya da karaciğer yetmezliği gibi kronik bir rahatsızlığı olan hastalar hiç mi çözüm yolu yok? Ameliyat olamıyorlar mı? Kronik rahatsızlığı olan hastalar eğer anestezi alabiliyorlarsa ameliyat olabilirler. Hatta daha ilerisi mesela böbrek yetmezliği olup daha sonra böbrek nakli olan bir hastam var. Obezite cerrahisi yaptık. Böbrek naklinden 2 yıl sonra kişi 110 kiloydu. Ameliyat sonrası 60 kiloları düştü. Tek böbreği var. Tek böbreği 110 kiloyu besleyeceğine 60 kiloyu besliyor. Çok daha faydalı oluyor. Ya da mesela başka... Ama tek böbrekli olmak faydalı olmak demek değil. Bunu yine söyleyelim de izleyicilerimize yanlış anlamasın. Diğeri zalan hasta daha sonra böbrek nakli olmuş. Böbrek nakli olduğu halde ameliyat olabiliyor. Onu anlatmaya çalışıyorum. Tek böbrekli olmak iyi bir şey değil. Karaciğer mesela şeker hastalığında ve karaciğer yağlanmasına bağlı karaciğerim sirotik olabiliyor. Yani hiç alkol almasanız da, hepatit olmasanız da karaciğeriniz, kullandığınız insülin ve karaciğer yağlanmasına bağlı olarak siroza dönebiliyor. Eğer birinci, ikinci düzeydeyse biz bu hastaları ameliyat ediyoruz. Şeker ameliyatı yapıyoruz ya da obeziteyse obezite ameliyatını yapıyoruz ve hem karaciğer yağlanması geriliyor hem de sirozu belli bir oranda geriliyor. Şimdi hocam o kadar geniş bir konu ki yani çok geniş bir konu. İzleyicilerimize de obeziteden, şekerden korunmak için neler tavsiye edersiniz? Obeziteden de şekerden korunmanın en önemli yöntemi hareket etmektir. İnsanoğlu harekete programlıdır. Olabildiğince hareket etmemiz lazım. Mesela şimdi birçok ne yapıyoruz işe giderken? Asansöre biniyoruz ya otoparka inip arabamıza biniyoruz ya da servis kapımızdan alıyor. İşe gidiyoruz. Gene asansörle odaya git, masa başına iş yap. İş bitti, servis ya da arabayla evinize gelin. O yüzden ben hastalarıma da, çevremdeki eşimize, dostumuza da bir saat oturduktan sonra masa başı iş yapıyorsanız mutlaka en az bir dakika bir kalkıp 100 metre yürüyüp geldiğinizde bile vücudunuzdaki yağ yakmaya devam ediyor. Ama eğer oturmaya devam ederseniz ikinci saat, üçüncü saat hala bilgisayar başındasınız. Vücut her şeyi depolamaya başlıyor. Bu sefer de hastalıklar beraberinde gelmeye başlıyor. O yüzden herkesin sağlıklı ve doğru beslenmesi,
ve bol hareket etmesini öneriyoruz. Çok çok teşekkür ediyoruz. Ben ayaklarınıza teşekkür sağlık, bilginize sağlık. Çok teşekkür ederiz efendim. Birçok sorumuz kaldı. Mutlaka gelecek bölümlerde bekliyoruz sizi. İnşallah. Ayağınıza sağlık. Genel cerrahi uzmanı yardımcı doçent doktor Can Karaca bizlerle birlikte. Doktor Elnara Rızayeva Estetik Merkezi'nin sunduğu İyi Ki Varsın sona erdi.